Günün manşetine hepiniz hoş geldiniz. Ben Ersoy Dede ve Hikmet Genç burada. Nasılsınız efendim? Günaydın. İyiyim, sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bahçeli dinledik. Bahçeli dinledik. Çok sert topa girdi. Yüz karası dedi. CHP'yi. Çok güzel söyledi. Almanya'ya fena laflar söyledi. Deşifresi var önümde Almanya'ya. Almanya hayır cephesine yerini almıştır da bizim haberimiz olmamıştır diyor. PKK ile yatıp FETÖ ile kalkıyor. Evet. Koynunda Mehmetçik katillerini barındırıyor diyor. Uf. İradesini, Berlin iradesini Kandil'e terk etmiştir diyor. Korkunç. Evet evet. Şey yalnız çok düz. Çok kitabın, düz. Kitabın ortasından. Aynen öyle. Olmak zorunda abi yani şimdi yani yolda gelirken de radyo kanallarını, radyoyu dinliyordum. İşte burada da gene diğer tüm televizyon kanallarını takip etmeye çalışıyoruz. Gündeme bakıyoruz. Şöyle gazeteye bakıyoruz. Bütün mevzu bunun üzerinden gidiyor. Nina. Bakalım ya işte Almanya, Türkiye, insan münasebetleri üzerinden gidiyor. Bu münasebetle biz de programımıza başlıyoruz. Evet, ben sabah radyoyu dinliyoruz deyince acaba dedim lafı... Aynı, sürekli aynı şey konuşuluyor. Yani bir Kemal de Kılıçdaroğlu radyo programına geçecek. Bazı radyocu, radyocu değil tabii ki. Radyocu tamam. Bazı medya mensuplarının radyo kanalları, medyanın radyo kanalları, bazı gazetelerin radyo kanalları diyeyim. Ya abi adını söylese A Haber Radyo var, CNN Türk Radyo var, hangisinden bahsediyor? Haber Türk bazı, Radyo var. Bazı. Diyorlar ki yorum yapıyor efendim. Bazı olunca CNN Türk Radyo Almanya, büyük ihtimalle odur diye o düşünüyorum. O zaman o CNN Türk televizyonu aslında o. Ha. Radyo ile ilgisi yok onun. Onu naklediyor. Naklediyor. İşte olsun radyosu diyorum ona. Hani kim var? Senin geldiğin saati ben sana söyleyeyim. Ebru Baki var. Diğer iki yorumcu kim? Deniz Zeyrek. Deniz Zeyrek var. Evet. Devam. Öbürü? Ya biz gazete manşeti yorumlarken radyocu yorumlayalım. Radyo değil, radyo değil. Radyodan, radyoya ayrıca geleceğiz. Onlar televizyoncu. Televizyoncu. Tamam. Ne diyor? Ben radyodan dinlediğim için o yüzden radyocu deyip diyorum. Bu aslında radyo dinlediğim bu televizyoncu. Ondan sonra efendim biz bunları bu şekilde nota çekiyoruz, bilmem fırça çekiyoruz. İyi yapmıyoruz diyor. Ama yani. İyi yapmıyoruz diyor. Ama virgül bizim durumumuz da pek iyi değil falan filan diyor. Yani. Sözcü kafası. Yazıklar olsun dedim, yazıklar olsun yani. Sözcü kafası. Abi işte bazısını yazabiliyorsun, bazılarını yazabiliyorlar. Bazılarından bazen çıkıp da içlerinden böyle bir işte karargah rahatsız manşet çıkıyor. Tam pardon yanlış yaptık, bir kelle alırız bak. Merak etmeyin dikten sonra. Bir kelle alırız. Ondan sonra tabii aldılar. Ondan alırım, sonra alırım kellenizi. Ondan sonra arkasından bunu ben bugün çok şaşırdım bu yorumlara. Şöyle bu yorumlara, yalnız şeyi biliyorsun. Ama sermaye yapısı itibariyle Doğan grubunun Almanya ile iltisaklı olduğunu biliyorsun ama. Ona göre. O zaman arkadaşlar oturup gidip Almanları ikna etsinler bize değil. Bir unutma sözünü. Bahçeli şu anda soruları cevaplıyor. Bir ona bir dönelim. Bir bildiği varsa sizinle paylaşsın. Çelik Bey'e. Bazı isimlerle ilgili disiplin süreci başlatılmıştı. Onunla ilgili bir gelişme var mı? Süreç tamamlanmak üzere. Zannederim savunma haklarını kullanmak için verilen süre beklenmektedir. Efendim, Amerika, Rusya ve Türkiye Genelkurmay Başkanları Antalya'da bir araya geldiler. Olası operasyonlar değerlendiriyor. Siz bu görüşmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz acaba? O kadar derinliğimiz yok bizim. Ne görüştüler bilemeyiz. Efendim, dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'ndan gelen ve gaf olarak nitelendirilen bir açıklama var. Evet. Referandum sonrasında Başbakanlığın devam edeceğini söyledi. Nasıl değerlendirirsiniz? 9 Ocak'tan itibaren geçen süre içerisinde zannediyorum olayları çok yakinen takip etmediği anlaşılmaktadır. Değerli danışmanları var. Özellikle onlarla bu konuyu sohbet etmesinde yarar var. Sinan Oğan'a yapılan bir saldırı oldu efendim. Sinan Oğan'a yönelik bir saldırı oldu. Nasıl değerlendirdiniz? Neresini değerlendireyim? Bir kişi kürsüyü yıkıyor, kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiçbir şeyi yarı bırakmaz. Anlaşıldı mı? Müsaade arkadaşlar. CHP'nin bir numaralı koltuğunda olsun. Oturuyorsun. Niye kendimizi zorluyoruz ki? Tutmuyorsun kendini. Burada gülmekten yukarıda herkes duydu ya. Karnımız ağrıdı. Evet. Kahkaha attın yani. 9 Ocak'tan beri yaşanan gelişmeleri çok yakından takip etmiyoruz. Bak biz o kadar işte yazıyoruz, çiziyoruz. Kendimiz de... Başını kaçanlar için söyleyelim. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir radyo programına katıldı. Best FM'de. Hı-hı. Sabah şovuna katıldı. Orada sunucunun bir sorusunu yanıtlarken
aslında sunucu soru falan sormuyor. Bildiğin basın toplantısı yapıyordu. Onu verelim abi ki daha iyi anlaşılır. Vallahi verelim açık mi onu? Açık boşluğu anlatmayalım durumu. Var mı? Hazırda var mı? Onu verelim. Hadi şunu bir görelim. Yeni modeli kurduk. Halk seçti Cumhurbaşkanı, Başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı, Başbakan da başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Niye bunu söylemiyorlar millete? Neden bu? Yeni modelde... Bence çok özür dilerim. Bir daha tekrarlayabilir miyiz lütfen? Çok hızlı geçti. Nasıl? Anlamadın mı? Tabii. Çok iyi anlayamadık. Bir daha tekrar. Hikmet abi anlamamış. Bir daha ne olursun. Bir şey söyleyeyim. Dur. Yayına vermeden önce kaç saniyeydi bu? Video 18 saniye mi? 18 saniye. Not alacağım da. Not al. 18 saniye. Tamam. Bir daha verelim. 36 saniye olsun. Ver. Yeni modeli kurduk. Halk seçti Cumhurbaşkanı. Başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı. Başbakan da başka bir partinin genel başkanı. Asıl kavga o zaman çıkacak. Niye bunu söylemiyorlar millete? Neden bu anlatılmıyor millete? 36 saniyemi aldın. Evet. Bir daha vereyim mi? Hayır, verme yeter. Anladık. Anladın mı sahiden? İki sefer dinleyince anlayabiliyor musun abi? Tabii anlayabiliyorum. Çünkü ben vatandaşlarımızın da yani yanlış duymadıklarını. Çünkü 18 saniye hızlı geçer. Şimdi bizi seyrederken dur bakayım Hikmet Genç'le şu düdük makarnası ne söylüyor bugün diye biz dinleyen izleyicimiz var ya. Düdük makarnası. Böyle mi söylüyorlar abi? Yok şu arkadaşları, şu kardeşlerimizi falan filan neyse. Bizi gırgırını çizen bir adam vardı. Diğer adam şu anda mesela yani. Benim gibi mesela şöyle kahve içiyordur. O anda bu geçiyordur 18 saniye. Hızlı geçti. Başkanım bu kaç senesinde konuştu yapılan konuşma falan karıştırabilir diye. Teyit etmek amacıyla bu dün oldu. Dün saat kaçta oldu? Bak senin şu yaşadığın kaygıyı somuta indirgeyerek söyleyeceğim. Bütün haber merkezindeki arkadaşlarım şahittir. Dün yaşadığımız direnç. Direnç diyorum ben. Direnç değil aslında bu. Yani bu aynı senin gibi kabul edememe durumu. Hı. Ben bu videoyu işte buradaki aldın. Yönetici arkadaşlarımıza paylaştım. Yani işte genel koordinatörümüz Ömer Özkök. Dinledik. Ömer Özkök'ün ilk tepkisi şu. Bir dakika dedi. Abi montaj bu. Dedim ki galiba montaj değil çünkü CHP'nin kendi YouTube kanalında, video paylaşım kanalında yayınlanmış. Ve programın tamamı var. 40 küsur dakika. Evet. Abi bak montaj olmasın. Yani şey sürekli böyle. Çünkü bu kadar. Hani İnanılacak bir şey değil. En son şuraya geldik. Tamam peki montaj değil ama bu en iyi ihtimalle 2 sene önce kaydedilmiş bir videodur. En iyi ihtimalle yani tamam montaj değil anlaşıldı. Tamam. Kılıçdaroğlu bu lafı söyledi. Tabii. En iyi ihtimalle 2 sene önce söylemiş olmalı bunu. Tabii. Çünkü dikkatli seçmeye çalışıyorum cümlelerimi. Bu kadar nasıl söyleyeyim? Gaf yapılamaz. Bugün bu kadar bu gaf yok, yapılamaz. Tabii, bak gaf ona şunu hemen ben şeyime geçeyim. Analizime. Şimdi bu gaf dedik değil mi? Hani Ömer Özkök buna yok yapar. Olmaz dedi. Ömer Özkök direkt olmaz dedi. Biz sende kafa yapmış yani. Evet. Dedi. Dedi ki bak taklaya geliyorsun. Tabii. Seni yayında zor durumda düşünmek için bunu veriyorlar sana dedi bana. İkincisi falan düşünüyorsun. Söyledi çünkü mi? Bu kadar olmaz yani. Söyledi. Ay, tamam velev ki söyledi. Ama bakalım bu kaç sene önce söylendi. Kaç sene diye koymuşlardı çünkü. En az 2 sene. Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu ya o yüzden ondan sonra. Bir önceki bölümde işte Abdullah Gül inecek de kim çıkacak medyada Putin. Bravo medyada olur mu acaba diye konuşuldu. Hatta buna karşı çıkıldı. Ondan anlatacağım. Oraya da geleceğim. Notunu aldım. Falan filan. Neden? Çünkü izleyicilerimiz yanlış duymadılar. Doğru duydular. Kılıçdaroğlu'nun bu referandumdan, bu anayasa değişikliğinden çok büyük itirazı var. Ve derdini dile getiriyor. Diyor ki arkadaş diyor bu anayasa değişikliğinde diyor sıkıntılı bir noktayı damarı yakaladım diyor. Eğer hayır diye diyorsak biz bir şey biliyoruz da söylüyoruz. Nedir o diyor? Arkadaş düşünsene diyor. Cumhurbaşkanı seçtiğim bir adam. Çatı adayı dedin şimdi. Bir daha kalsan bir başbakan seçtin. Ya bunlar farklı farklı partilerdense? Bak şimdi birisi TKP, birisi de MHP, birisi bilmem AK Parti, öteki CHP gibi. Farklı elektronik demokrasi partisi veyahut da yurdun haklı zıplayan, hoplayan partisi. Geldi. Elektronik demokrasi partisi ne ya? Var öyle parti vardı ya. Elektronik demokrasi partisi kuruldu. Sonra hala şu an en son seçimlere girmedi ama vardı elektronik demokrasi EDP galiba. Öteki tarafta da mesela halkın yükselişi zıplatan yaylı parti. Öldü adam yapma ya. Hay herhangi bir aklıma geldiği için söylüyorum. Şimdi o zaman diyor bunlar diyor birbirine girerler. Ve diyor Türkiye'de acayip bir kaos yaşanır. Ya arkadaş ne diyor, zaman? Bu ne çok zaman olur bu? Eğer başbakan başka partiden şimdi bu seçim evet çıkarsa ya. Çıkarsa. Cumhurbaşkanı da başka partiden. Olursa. İki tane ayrı kafanın bu çatışmasından. Yani şey gibi mi? Mesela başbakan Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer gibi mi? Aynen.
Demirel Çiller. Çiller gibi. Falan filan gibi. Ya da Cumhurbaşkanı... Heh. Ya Türkiye'de yaşadığımız tüm krizlere bağlayarak söylüyoruz. Bir de o zamanlar hafifti daha da ağır olacak. Neden? Çünkü emsal karar gibi emsal cumhurbaşkanlığı var. Hangi emsal? Halkın seçtiği cumhurbaşkanı olduktan sonra... Arkadaş bir dakika, benden önce Tayyip Erdoğan böyle yapmıyordu. Hayalini kuruyor ya şimdi. Kim? Kılıçdaroğlu. Böyle yapmıyor. Nasıl yapmıyordu? Ben bütün yetkilerimi kullanırım. Bakanlar Kurulu Başkanlık da yaparım diyecek. O zaman ne olacak? Sen Çiller Demireli, Ahmet Yeni Sezer Erdoğan, o bütün çatışma ve sıkıntılı durumların 10 katını hissedersin diyor. Çok doğru bir tespit. Çok. 10 numara. Bunda hiçbir şey yok değil mi? Allah razı olsun. Tek bir sıkıntı var. Teknik hata var. Ama önce tebrik et ama Kılıçdaroğlu. Bu doğru tespitini... Tabii altına imza atıyoruz. Hayır, göbeğimiz çatlıyor, anlatamıyoruz. Evet, altına imza atıyoruz. Yüzlerce makale yazdım bununla ilgili. Onlarca televizyon programımız var. Aynen. Anlatamıyoruz. Bunun görsel... Doğru değil mi? VTR'leri var, tanıtımları var. Klipleri çekilmiş. Çok teşekkür ederiz Sayın Kılıçdaroğlu. Çok bu doğru. Konuda çok Kılıçdaroğlu çok doğru bir şey söylüyor. Tek bir minik detay var, oya atlıyor. Ne o? O minik detay şu. Bu değiştiği birlikte başbakan yok. Hani olsaydı, deseydi, demiyor. Arkadaş diyor, felakete götürüyorsunuz. Bir arkasından en can alıcı soruyu da soruyor ve bitiriyor. Ne diyor? Niye bunu millete anlatmıyorsunuz? Acaba... Bunu niye saklıyorsunuz diyor. O bulmuş da biz bulamadık. Şimdi biz dünden beri bu konuşmadan sonra biz hani konferans falan filan veriyoruz. Hani Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili. Ulan dedim, ben bunu duyunca var ya, eyvah dedim, biz konferans veriyoruz da boşan. Bu detayı kaçırdık. Boşan. Böyle bir detay varmış içinde. Ben zannediyordum ki o maddenin bir tanesinde şu yazıyor. Cumhurbaşkanı ve başbakan farklı partilerden olabilme ihtimali vardır. Ve başbakan da olacaktır. Bir şey var orada, bir madde. Ama Hikmet dedim, kim biz ki? Onu, Hikmet kim ki? Değil mi? Fakat Kılıçdaroğlu diyor ki arkadaşım diyor, bir saniye. Bravo. Çok, çok. Bir saniye diyor ki arkadaş bak bu bunu tabii anlatınca bir de milli bir de çok kötü fırça atıyor. Arkadaş bunu niye milletten saklıyorsunuz? Arkadaş şaka değil, ben hakikaten samimi söylüyorum Kılıçdaroğlu. Kemal abi, bak Kemal abi buradan söylüyorum, benden de sakladılar. Bu gerçeği benden de saklamışlar. Ama Hikmet bana kimse anlatmadı. Bana kimse bunu söylemedi. Şimdi tabii ki ironi yapıyoruz. Yani peki, bir şey sorabilir miyim? Koca bir parantez açalım. Arkadaş Allah rızası için en son yalnız biz niye kahkaha attı demin? Bizim bu yorumlarımıza gülmedik. Bu kendi yorumumuz. Evet. Kendi kendimize güldük. Ama Bahçeli'nin... 9 Ocak'tan beri... 9 Ocak bak Sayın Bahçeli... Gündemi iyi takip etmiyor diyor. Sayın Bahçeli yani, az önce dedi ki... Gündemi iyi takip etmiyor diyor. 9 Ocak'tan beri bu masada... demek ki Sayın Kılıçdaroğlu gündemi iyi takip etti ne demek ya? Yani hatta Kılıçdaroğlu söyledi. Abi ne oluyor şeyde 16 Nisan'da galiba seçim var diyebilir. Bak gündemi takip etmiyor. Ya eğer siyasi partiysen gündemi takip edeceksin bir. İkincisi o kadar kendinizi kelepçelediniz. Gidip ısırdınız. Yani boşuna mıydı bunlar? Sırf o gündeminiz o muydu ki? Nasıl attınız böyle bir gündemi? Gündemi takip etmek lazım. Mesela 16 Nisan'da ne var? Adamı niye ısırdın sen? Hayır bir dakika. Evet niye ısırdın ya? Niye ısırdın ya? Madem bilmiyorsun ne oylanacak, ne ısırıyorsun adamı? Ya peşin ısırdı belki yanlış bir şey çıkar diye. O hani Atatürk şeyini attı. Evet, kutsal damacana. Kutsal damacanayı kutsal attın. Kase. Attın. Şimdi gündeme. Niye? Bence. Madem bilmiyorsun bak, ne oylanacak, ne atıyorsun Atatürk çiçeğini? Yarınki saygıdeğer tüm gazetelerimizin mensuplarına bunu söylüyorum. Bence Bahçeli'nin cevabı bence çok komik. yani gündemi takip etmiyor. Bak şey diyor, anayasal haberi yok falan demiyor. Sayın Başbakan da çok güzel söylemiş. Bir fecaat demiş falan ama adam gündemi takip etmiyor. Yani şimdi 16 Nisan'da ne olacağını biliyor mu? Emin değilim. Referandumda neler değişiyor? Bazı detaylardan da farklı değil galiba. İnce detaylar bunlar tabii. Yani başbakanlık makamının olmayacağını, sadece Cumhurbaşkanı olacağından da farklı değil. Anlatmak ister misin Kılıçdaroğlu'na? Fakat gaf kelimesini ona gelelim. Hani hep gafları vardır ya. Gaf biraz hani, hafif mi kaldı? Lefter çok iyi bir kaleciydi. Hatırlıyorsun değil mi? Efendim o kaleci falan diye, o golcü deyince ya bir ara kalecik yapmıştı galiba, hatırlıyorum. Hiç mi top tutmadı? Hiç mi top tutmadı yani? Yani antrenmanda ondan sonra ya. Bütün bu eski gaflarını yani işte yürüyen merdiveni ters bilmesi? O tabii o gaf değil o. Peki İstanbul Belediye Başkanı adayıken Kağıttepe'de ev tutmasını? Tabii peki İstanbul'da biz iktidara gelirsek ekmeği 1 lira yapacağız demesi? Zaten 1 lira. Peki onun dışında Mersin'in Ege'nin gölü yapması? Yapması. Ben bir sürü şey var ya. Anlatılacak gibi değil. Bunlar neden? Ağızdan kaçar. Çiller de yapardı bunu. Hani kafada çok fikir vardır. Kafan çok doludur da. Çilleri övüyor musun, gömüyor musun belli değil ha. Aa, şöyle bir şey. Kafan çok doludur da. Dalgınsındır da. Evet. Ey Mersin derken. Susurluluklar. Öyle demişti. Susurluluklar dedi. Susurluluklar. Mesela neredesin? O anda Çukurca'dasın. Hakkari'desin. Susurluluklar diyebilirsin. Neyse. Ama şu var.
Gaf böyle bir şeydir. Gaf, bu gaf değil. Bu bilgisizlik. İşte burada cümleyi kuruyor. Kurdu. Ciddi bilgisizlik bu yani. Dakika iki dedi ki arkadaş bak düşün ki başbakan bir partiden, cumhurbaşkanı diğer başka partiden. Başbakan başka partiden veya cumhurbaşkanı başka partidense ki mesela mevcut sistemde olma ihtimali çok yüksek, doğru mu? Tabii. Mevcut sistemde olabilir. Mümkün. Ve diyor çok büyük bir kavga çıkar ve bu millete anlatılmıyor. Bu saklanmaya çalışıyor diyor. Niye saklıyorsunuz ya? He, saklıyor. Şimdi bu mevcut sistemdeki zaten sıkıntıyı anlatırken biz göbeğimiz çatladı bir buçuk aydan beri bunu anlatmaya çalışıyorduk. Çift başlık olmaz, çift başlık olmaz diye kim bağırıyordu? Başbakan bağırdı, cumhurbaşkanı bağırdı. Arkadaş çift başlık olmaz. Nitekim en sonunda elhamdülillah Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu çift başlık olmayacağını, olursa da felaketlere sürükleneceğimizi çok güzel bir dille anlattı. Ve tane tane anlattı. Gaf değil bu. Hani aslında fışıklık fıtlık bir şey değil yani bu sosyal medyadaki. Bayağı tek söyledi. Ama çok küçük bir detay atlıyor. O detayda şu var. O da bir detay. Çok önemsiz. Evet. Önemsiz. Ve bu diyor başbakanın olmayacağını, başbakan makamının olmayacağını artık o maddelerde göremediği için böyle bir şey söylüyor. Şimdi vardır diyor. Belki de şey şimdi, diyor olabilir. Hayır. Bak bir şey söyleyeceğim. O niye saklıyorsunuz milletten diyor ya. Aslında başbakanlık olacaksınız. Başbakanın olacağını niye saklıyorsunuz mu demek istiyor acaba? Bence hiç okuldan haberi yok gibi geliyor. Bence en doğru yorumu, bence Ortadoğu Balkanların en iyi yorumunu, belki de Adem Aleyhisselam'dan bu yana yapılmış en iyi yorumu yaptı. Dedi ki gündemi takip et. Yani bundan daha güzel gönderme olmaz. İlk buluşmasını CHP Genel Başkanı... Ama şuna da bağlamak istiyorum. Yani bütün bunu yaşadık, hadi gaf değil dedik, bilmem dedik, onu dedik, bunu dedik ama biz burada hani söylerken çok küfür yedik. Aynı zamanda sosyal medyadan. Niye abi? Dedik ki hayırcıların, baştan beri söylediğim bir şey vardı benim. Herhalde 16 yaşına kadar söylemeye devam edeceğim. Hayırcıların gerçekten anlatabilecekleri bir teknik bilgi veyahut da gerçekten neden olmaması gerektiğini bu darbe anayasasından başlayarak, yani darbe anayasası daha iyidir yani tut, bilgisi yok. Hatta Kılıçdaroğlu sıkıştığı için evvelsi gün de söylediği şeyi de hatırlayarak söyleyeyim. Yani 2017'ye kadar zaten tek adam rejim yok Türkiye'de diyen adam. Her şeyi geçmişinde hikaye ederek söyledi. Ama dedi ki sloganlarla gidersiniz. Türkiye'de bak, hiç tek adam rejim olmadı dedi değil mi? Sloganlarla gidersiniz. Cumhuriyeti seviyorum. Acayip laikim. Ben Mustafa Kemal'in askeriyim. Bir de Cumhuriyet danslarıyla ancak derdi zantasınız. Çünkü neyin değiştiğini ve değişince ne gidip ne gideceğini anlatamazsınız. Çünkü hakikaten çok açık şeyler var orada dedik. Kılıçdaroğlu bir tanesini, en azından bir tanesini hayırcılara anlattı. Dedik ey hayırcılar. Eğer bir daha seçim olursa Cumhurbaşkanlığı seçim mevcut sistemle ne olur biliyor musunuz? Mahvolur. Felaket olur dedi. Doğru söyledi. Tek farkı bunun böyle olmaması için şimdi zaten. Şimdi gazetelere bakacağız. Evet bakalım. Amasya'ya gidecek Sayın Kılıçdaroğlu. Bir kardeş tavsiyesidir. Amasya'ya gidecek. Gitmeden evvel çalış. Adam madar ederler vallahi. Evet. Ya bu millete güven olmaz. Evet. Bu millete güven olmaz. Gündemi niye takip ediyor sorarlar. Gündemi iyi takip ediyor. Hayır. 18 madde. 16 Nisan hatırlatalım. 16 Nisan'da. Referandum. Tamam. Evet var, hayır var. Siz kahverengiye basıyorsunuz. Oy kullanabiliyor musunuz? Siz kahverengiye basıyorsunuz. Neden? Çünkü kahve çok güzeldir. Çünkü kahvenin rengi kahverengi. Kahverengi. Profesör doktor. Kahve çok güzeldir. Sokayım mı? Minnus yok aman sokayım yapma. Mı? Bir defa yaptık. İki gün boyunca kahvede üstü başım kahve koktu. Kahverenginden dolayı. İster misin? Bak hangi sahipli olsa olsun. İsterse o, isterse kahverengi, isterse de... Neyse Kılıçdaroğlu şunu bilsin yeter. Ayva. Sayın Kılıçdaroğlu 16 Nisan'da seçim şey referandum var. Eğer adınıza şey yapıldıysa kağıt gelmiş seçmen olamayabiliyor bazen. Evet. Sorun değil. Olduysa CHP'li eğer CHP'li olduğu için hayır diyeceksin. Sen hayır diyeceksin. Kahverengiye basacaksın mühür. Tamam mı? Kahverengi. Bence onun talimatını vermek lazım. Yani başta. Not etsin. Şey Trevire gibi. Trevire biliyor musun? Trevire ne? Cemal Gürsel Afrika'ya gidiyor. Afrika'ya gidiyor. Trevire. Kravatın markası değil mi o? Afrika'ya gidiyor. Diyorlar ki yani böyle bir asker selamı var. Hangi ülke bilmiyorum işte. Mokongo kabilesinden Toroko diyecek. Ama ezberleyemiyor bir türlü. Ezberleyemeyince danışman diyor ki Sayın Cumhurbaşkanım diyor şey yazalım. Arkaya yazalım Toronga diye onu söyleyeceksiniz diyor. Ama diyor kravat arkası iğnelelim. İğneliyorlar. Havanı inince şöyle bakacak. En son kopyayı çekecek. İşte Toronko diyecek. Neyse. Tabii o düşüyor. Havanı düşünce çeviriyor. Orada Trevor'e eski bir kravat markası. Trevor asker diyor. Tamam. Şimdi Trevor'ı da oradan geliyor herhalde. Trevor kelimesi var ya. Trevor asker diyor. Görüyorsun değil mi bak. CHP'nin bir numaralı koltuğunda oturuyorsun. Düştüğün duruma bak. Yok onunla alakası yok. Çok bağımsız bir şey bu. Ha, tamam. O en azından bakıyordu falan. Trevor'ı diye okuyabiliyordu. Yani ben burada daha tehlikeli durum seziyorum. Bugün de hiç takip etmiyor. Kravatı unutur bu. Yastan koysan da unutabilir. Çünkü 16 Nisan'da 2017'de bir referandum olacak. Ve kahverengiye basacaksın. Ve bir daha o malzemeleri kullanmak Amasya tehlikeli olabilir. Yani Cumhurbaşkanı ve Başbakan
iki ayrı parti olursa yok. Türkiye'de ciddi bir kaos olur. Başbakan yok. Ha. Başbakan yok dostum, cumhuriyet. Cumhuriyet. Kaos olur. Lafını bir daha kullanmasın. Çünkü o başka. Bu, evet. Bu çünkü elçileri sistemde. Ha pardon, o zaman demek hayır demiyoruz. Herkes evet'e basabilir. O yüzden kahveyle çıkabilirsin. Gravata yazabilirsin. Çalışsın. Çalışmak lazım. Çalışmak lazım. Biraz çalışmak, biraz emek vermek lazım yani. 18 madde. Ya birer dakika 18 lazım. Dakika. Biraz okumak lazım, doğru. 18 dakika. 2 defa oku, 36 dakika. Değil mi? Yol boyunca bir de Gürsel Tekin anlatsın sana. O böyle şey mi acaba, doğaçlama mı çıkıyor bunlar? Belki doğaçlama çıkmıştı. İçinden geldi, aklına mı geldi, nedir? Hiç okumamış ya. Hiç. Yok artık ya. Ya Cumhuriyeti kurtaracağım diyor. Allah korusun. Ben her zaman söylüyorum. Eğer CHP iktidarı gelip de başında da Kılıçdaroğlu varsa AB, sabahleyin AB'ye girdik diye kalkarsın. Hangi AB? Avrupa Birliği değil, Afrika Birliği. Kesin Mozambik'te kalkacaksın yani. Başımıza gelecek o. Peki bir şey sorabilir miyim sana? Merakımdan soruyorum. Sor abi. Kategorik olarak. Senin meşhur lafın kategorik olarak. Evet. CHP'nin bugünkü yönetimini tenkit eden, eleştiren. Evet. Hatta CHP'yi FETÖ'ye teslim etmekle falan da suçlayan aynı zamanda. Evet. Yılmaz Özdil. Sizce bu CHP Genel Başkanı'nın bu bilgisizliğinden habersiz mi? Bugün. Hiçbir şey yazmamış. İşte burada. Demek haber değeri yok onun. Yani gündemi takip et. Bir parti liderinin gündemi takip etmemesi bir haber değeri taşımıyor onlar için. Yılmaz. Sözcü gazetesine bakıyoruz. Sözcünün birinci sayfasında. Hadi Sözcü etmez. Peki buna ne diyorsun sayın dostum Ersoy'da da? Hürriyet gazetesi mi? Evet. Dur. Hürriyet'te var mı? Bakalım dur. Belki vardır ya. İçeride vardır. Vardır. Dur. Ben dışarını bulamadım. Sen buldun mu? Dur. Ben daha Hürriyet gazetesini bulamadım. Ben şu an duruyorum böyle. Dur. Bu işte burada. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kalbimi kırıyorsun. Tabii. Tehdit edip dünyayı rezil ediyorlar. Bu o değilmiş. Tabii. Nerede olacak o? Yok işte. Yanlışlıkla hayır oyları zedelenir diye paniğe mi kapıldılar acaba? Peki Ahmet Hakan. Peki daha ota bota yorum yapan adamsın. Ota bota. Evet. Ota bota yorum yapan adamsın. Ona buna sataşan bulaşan insansın. Bana hala açtığın davayı kazandın, beraat ettiğin Yargıtay'dan çekmeyen adamsın. Ey eski mahalleli, ey Nuh'un gemisinin eski kaptanı, yeni amiral gemisinin çımacısı. Ey vatandaş, diyorsun gel 16 Nisan gel diye bağırıyorsun. Mevlana olmuşsun, dönmüş duruyorsun. Mevlana gel gel var döner diyorsun. Bu da bir dönüş yapıyor sürekli. Ondan sonra arkadaş burada var mı? Olabilir mi? Olabilir mi? Yok. Olur yarın yazar. Peki. Yarın yazar sen söyledikten sonra. Şimdi Hürriyet'te bu topa girmez çünkü bu kadar da hani tamam biz CHP'nin belki de şeyin ne derdi ona, Kılıçdaroğlu'ndan başka bir çaresi olmadığı için onu o kadar da gömmeyelim bari diyebilir. Gündemi takip etmediğini, gündemi yani Devlet Bahçeli lafını hala biliyorum. Gündemi hiç takip etmemiş. Sanki o bir görevli gazeteciydi de oradaki haberi atlamış gibi. Gündemi hiç takip etmemiş. Hala. Hayır şöyle. Ben ne arıyorsun abi? Hürriyet'in Kılıçdaroğlu haberlerini okuyorum. Baksana. Yok, önce gazeteye gitsinler var. Ben zaten yakında bir Başbakan manşet atacağım da. Var. Yakında manşet atacağım. Hürriyet rahatsız diye. Hürriyet rahatsız. Hürriyet'te bir rahatsızlık var yani. Vallahi şimdi yok arkadaş. Abi. Yok değil mi? Yok. Tamam ben, devam edelim. Abi detay bak. Diyeceğim. Kılıçdaroğlu dahi detay olduğu için önemsememiş, tamam mı? Yani Cumhurbaşkanı ile Başbakan seçileceğini zannedip bir şey yapmış. O yüzden bu ince detayı, küçük detayı da vermek zorunda değil Hürriyet tabii ki. Ama o Sözcü çok büyük bir alçaklık yapmış abi. Her zamanki gibi tıynetlerine uygun bir şekilde iki tane orada yazar. Bir tanesi Çölajan'ı. Çölajan'a denk de bu adama ya. Çölajan. Emin Çölajan. Emin Çölajan. Diyor ki özetle. Özetle diyor ki arkadaş diyor Alman haklıdır diyor. Sen diyor asıl diyor Nazi sensin diyor. Asıl özetle. Nazi sensin diyor. Ey Almanya diye Yılmaz Özdil gönderme yapmış. Bu aşağılık sözleri Emin Çölajan'a hiç okumaya değmez. Geldiği gibi iade ediyoruz. Sana iade ediyoruz. Herkes mevcut olduğu, ait olduğu kendi aidiyetiyle ve kimliğiyle ve bu da, hamuruyla ancak konuşur. Bunlar da kendi hamuruyla konuşuyor. Bu hamur da, belli. Bu da Nazi dönemi Almanya'sıyla bugünü karşılaştırmış kendi zekasınca. Orada köprülerle, duble yollarla, köprülerle ve yapılan şeylerle bir hiç çaktırmadan biraz bu tarafa gelsene. Dava konusu olmaması için isim kullanmadan ve dahi sanki Almanya'ya çakıyormuş gibi yapıp. Bir tek bu zeki ya. Tabii. O işte bir don kafalı. Ondan sonra o şekilde gelmiş Türkiye'ye. Peki gazetenin kurumsal duruşuna ne diyeceksin? Şimdi ya, bak. Ne kurumsal? Bir şey söyleyeceğim. Hayır. Duruşu ne olacak? Şimdi bak ya? Cumhuriyet Gazetesi'nin ipleri Almanya'nın elinde biliyorsun. O yüzden yok. Almanya'da
işte onlara kaynak sağlayan FETÖ'cüler Almanya'da, paraları Almanya'dan geliyor. Cumhuriyet Gazetesi'ni anlarsın. Tamam. Hürriyet Gazetesi iktisadi bütünlük bakımından Almanya ile iş ilişkisi içinde. Onu da anlarsın tam bir yere kadar. Fakat Sözcü Gazetesi biliyorsun bu toplantılara ait olmak adına yok değil. Bu milletin, bu devletin tamam. kurucu asli unsuru olan Ermenileri, Kürtleri ötekileştirdi. Tabii. Yani Mehmet Metiner'e, Marka Resiyan'a falan bunlar mı milli diyerek? Bunlar mı milli diyerek nefret suçu işledi. Tabii. Ne için yaptı bunu? Ben bu toprakların sahibi bir ulusalcıyım diyerek yaptı. Bu mu senin ulusalcılığın? Şimdi bak, bu mu senin ulusalcılığın? Cumhurbaşkanının Almanya'ya vermiş olduğu tarihi ayar yok. Ama Alman Başbakanı'nın sözcüsünün Türkiye'ye karşı yapmış olduğu bu ahlaksız sözlerini tabii, manşet tabii. yapıyorsun. Bu mu senin ulusalcılığın? Şimdi ulusalcı falan. Bak bunların ulusalcı ifadesi. Öyle izledikleri için diyorum. Evet, hocam tabii, bunlar. Üzülürüm. Bunlar ne, hiç, ne aldıkları belli yani. Özellikle söylemenin de hoşuma gidiyor ki bu böyle söylendiğini de söylüyorsun. Hemen neden ne olması gerektiğini ifade ediyoruz. İyi ki söylüyorsun. Tabii. Onun üzerine devam ediyorum. Bunların ulusalcılığı, vatanperverliği falan filan hikaye. Nereye kadar biliyor musun? Aynı bunlar bak şunlar. Şu rezil paçavra var ya şu. Şunlar en fazla yapacakları nedir biliyor musun? Bu ülkeye bir düşman saldırırsa aynısını yaparlar. Çünkü bu kafalar da vardı. Ya ATM'de kuyruğa girerler ya da geçen tanka alkışlar ve sormazlar. O tank niçin geçiyor? Bak. Adam çünkü bu kafa buna %100 elinde sürekli kolluğunun altında şöyle sürekli sözcü taşıyan tipler yok mu? Şöyle canım benim hani bana zamanında deyip rahatlayan o adamların tamamı ne yaptı biliyor musun? Alttan geçen tankın rengine kullanana ve niçin geçtiğine bakmadan yaşasın AK Parti gidiyor Tayyip gidiyor diye alkışlayan tiplerdir bunlar. Hangileri alkışladı? Kemalistler engellemişler. Hangileri alkışladı biliyor musun? Hangi alkışladı? Konuşturmasınlar beni şimdi. Kimseye aynı. Hayırlı konvoy diye bir şey uydurdular biliyorsun. Türkiye'yi dolaşıyor şimdi. Kim alkışladı biliyor musun? ATM'yi çektikten sonra cebine parasını koyduktan sonra rahatlayıp arkasından alkış yaptılar. Bu adamlar bugün tankın ucunu gördüğü anda ya alkışlarlar o tank da fazla üzü gider de durduramazlarsa bu ülkeden kaçarlar. Biz engelledik. Bu toprağıydı. Yani. Kim engelledi ya? Sen Ali Türkçenler falan var ya çıkıyorlar CNN'e mi yenene? Ya şimdi zamanında siz ulusalcı bir hatta işte solcu olarak Türkiye'de hangi darbede ne zaman çıktınız da neyi engellediniz be? Ne yaptı bunlar zamanında? Olur mu canım? Bunlar her an bu kafalar, bak bu kafa, bu zihniyet, bu talk alkışlayan zihniyet ve sürekli kendi cumhurbaşkanını çamur atmak amacıyla Nazi Almanyası'nı bile yeğleyen tipler toprakları, çekirdekleri, tohumları ayrıdır. Bu bizimle alakası yok bunların. Ben sana baştan söyleyeyim. İdeolojiyle alakası yok. Solculuk başka bir şeydir. Saygı duyarım. Fraksiyonlar, dünya ideolojileri, çizgileri farklıdır. Bunların yaptığı bu değildir. Bundan nefret suçu işleyen ahlaksızlar. Bir daha söylüyorum. Bu topraklara Alman girse hepsi Hans olur bunların. Hazırdır. Sana bana otobota yorum yaparken bunu bilmezler. Oradan şehitlerle biz kurtar derken kimse konuşmasın. O askerin içerisinde o tankları durduran o binbaşıyı hatırla. Abdest alıp da çıkan binbaşıdır. Sizin gibi çok layıkım diyen bir binbaşı değil. Uçakları durduranlar da onlar. Şu anda ordumuzun başında olan bütün genelkurmay başkanı başta olmak üzere tüm ordu komutanları o temiz İnsanların tamamı imanlı, inançlı, bu topraklara bağlı insanlardır. Sizlerden değildir onlar. Karıştırmayın aranızı. Bir de artı o şehit olanlara bakın köklerine bizi konuşturmasınlar şimdi. Biz de yaptık, biz de durduk. Nerede durdun lan? Mecbur kaldın sen o hal çıktıktan sonra manşetlerini değiştirdin. Sen göbek atardın. Sözcü vardın sen, vardın. FETÖ darbeyi yapsaydı sen zaten vardın. Sana en büyük yapacaklardı. Seni darbe bildirisi sen kucaklarını zıpatırlardı bu adamlar. Sevinçler de sende etiklerinizi çalardı. Niye sizi çalıyordu? Erdoğan gidecek diye. Sen Erdoğan giderse gitsin. O Halk TV tabii. döndüre konuşturmasınlar. Darbe bildirisini yayınladı o gece. Hiç kaşınmayın. Şimdi biz engelledik diyorlar. O şehit olanların ailenin tamamına bakın. Gülsel Tekin aklıma geldi. Tamamına bakın. Hepsi imanlı insanlar, mütedeyyin insanlar. Senin kafanı bidon kafalı dediğin var ya. Onlar. İki tane ahlaksız biliyorsun Türkiye'de insanlar hakaret ettiler. Bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam diyen insanlar var ya. Bizim insanımızda işte o bidon kafalılar bu ülkeyi kurtardı, şehit oldu. Göbeğini kaşıyanlar şehit oldu. Tankı görüp fırlayan onlardı. Altına yatıp tekrar kalkan onlardı. Ama aynı senin kafadaki insan tamamı ya AYM'nin de o para çekme ATM'lerin üzerinde para çekiyorlardı. Eğer mümkünse alkışlıyorlardı. Ama olay olmayınca hep beraber döndünüz demokrasiye. Olmayınca demokrasi yersen, oldu. Yersen. Sizin için darbenin her türlü darbe sizin için ehveni şerdir. Şerin en iyisi darbedir sizin için. Öyle bir hazımsızlık var ki sizde. Ve bu milleti zehirleyen sizsiniz. Bak bu gazete bu millete böyle damla damla insanın beynine çaka çaka nefret suçu oluşturan, bu ülkeyi ötekileştiren bu gazetedir. Bunu ben kendi bir tek karşıt olduğum için söylemiyorum.
Bütün benim tartıştığım şimdiye kadar, bu yaşta adamım ben, bu yaşıma kadar gördüğüm şey bunu gördüm. Hiçbir gazete bu kadar ötekileştiremedi insanları. Bir kesimi tamamen Erdoğan karşıtı, Erdoğan düşmanı ve sabah akşam kalkıp ona küfreden insanlar getirmesi sebep sizsiniz. Ve bunun bedelini ödeyecekler Ersoy. Tehdit ediyorum şu anda. Bunun bedelini Sözcü ve şu anda o yazarlar bir tanesinin bir gün ölecek. Onun da mezarına tükürecekler. Bunu yazacaklar şimdi. Başında Toma'ya gerek yok. Onun mezarı umumi hela olur. Onun umumi helasına gelen kişiler de tarihte anlamazlar. Toma'ya ihtiyaç yok, suya ihtiyaç yok. Ama bunu yaşayacaksınız hepiniz. Bunları yazdınız. Nasıl tehdit ediyorum? Şöyle tehdit ediyorum. Bu kafa var ya, bir gün bu halk sizi gömecek. Halk artık isyan edecek. O sizin pompaladığınız nefret suçu var ya, o nefret suçu bir gün en sonunda halk sizden nefret etmeye başlayacak. Ve bu da sizin sonunuz olacak. Halk artık bunları itibar etmeyecek hale gelecek. Yaşadığım tüm süreçlere bakıyorum da geldiğiniz nokta en son bu olacak diye düşünüyorum Ersoy. Yoksa hukuk karşısında en fazla Sözcü'nün atacağı bir takım işte faşistlerle bir teksizlik olur. Veyahut da hukuk, tabii hukuk her zaman çalışır. Tüm bu bizim gazeteler için de geçerli. Yanlış bir şey yaparsak bedelini öderiz, doğru mu? Evet. Köşe yazıyoruz, hakaret ediyoruz, bedelini ödüyoruz. Cezanı aldın sen, o aldı, hepimiz alıyoruz. Bunlar da alacaktır. Benim tehdidim şu, bu halk sizi yok edecek. Kendilem yakın olacaksınız, hiç olmamış gibi olacaksınız ve sizi hayırla yad etmeyecekler. Ve sizin sonunuz böyle bir kahraman olmayacak. Kahraman olma şansınız da yok zaten. Bu benim Sözcü nefretim değil. Ben her gün, her baktığımda, her gazeteye baktığımda bir gün de yapıyor bunları. Onlar da bunlar da yapıyor ama bunun amacı farklı. Eğer ey Almanya'da yazıyorsan bu kadar küstahça, ya nereye ait olduğun belli olsun biraz bir arkadaş ya. Sürekli bize çıkıp da sabah yıkan, yok efendim bu olmasaydı yorgu olurdun, şuradan doğardın, buradan doğardın diye bir de konuşuyorsun. Ya senin hiçbir şey bilmemize gerek yok dedenin bebeğin olduğunu, nereden olduğun belli değil. Nereden geldiğin de belli değil. Bu çok önemli şeyler bunlar ya. Ve genel manada söylüyorum bak, Sözcü için söylüyorum. Nefret suçları, yaptığınız bütün hepsi bunun karşılığını göreceksiniz ve bu halk sizi tarihe gömecek ve kötü bir sayfa olarak bileceksiniz bu tarihte diye düşünüyorum. O yüzden neden çok moralim bozdu biliyor musun? Neden? Ya şurada bile siyaset yapabilirsin, farklı görüş olabilirsin ama ya tamam Erdoğan da sevmiyor olabilirsin, nefret de edebilirsin. Erdoğan insanların bir Erdoğan'dan, bir insandan 15 yıldan beri seçilmiş bir insan bu. Bazıları seviyordur yahu. Onlara bir saygı göster. Onu da göstermiyorsun. Bir kişi bile olsa. Nefret etmesini sağlamak için her gün bir şey yapıyorsun. Bunu da kabul etmiş durumdayım ama arkadaş elin gavuruyla elin gavuru bir şeyine karşı bir şey söylemişsek eğer gavurlaşma ya. Gavurdan çok gavurcu olma. Bir tanesi tweet atmıştı. Çoğunda çok güzel. Yaptınız çok ayıp. İnsana vurur gibi vurmuyorsunuz. Yani ama ayıp ya. Yapma. Ben şu ey Almanya. Biraz havayı dağıtayım diye şey yaptım. Ha, anladım. Çok güzel. Doğru hakikaten. Yani bu ey Almanya deyip de şu fotoğrafı verip de benzetme yapacaksın. Yazık günah ya. Çok ayıp ya. Çok ayıp. Neyse. O değil de diyor. Şu tabancayı polise kim vermişti diyor. Uğur Ceylan. Şey değil mi? Kılıçdaroğlu. O değil de yani, şu tabancayı polise kim vermişti? Bir de altında da şey yapmış bak. Bir de insanda zeka parıltısı olur ya. Zeka parıltısı. Birazcık zekanızı kafanızı çalıştır Allah razı olsun için. Başbakanın mitinginde çiğnenen bayrakları ülkücüler toplayıp yıkadı. Bak şimdi olaya bak. Şu işte. Şimdi adam bunu gündemi günün haberi bu. Tamam başbakanın mitinginde çiğnenen bayrakları ülkücüler toplayıp yıkamışlar. Ne yapmaya çalışıyor musun? Zekaya bak ya. Şuradaki beyin var ya küçük. O aşağıda. Allah bak bir daha söylüyorum. Lütfen o beyni fotoğraf olarak kullanıyorsun sadece. Bunu şurada da kafada kullanmaya çalışın. Yoksa bilmiyorum. Herhalde olmadığı için fotoğrafını koyuyorlar. Arkadaş bunu ne yapmaya çalışıyor? Şunu yapmaya çalışıyor. Bak başbakan mitingi AK Parti efendim bir çatlak çıkartabilir miyiz? Hani referandumdan önce. Hesapla oyun yapıyor ya. Yani. Yani mitingde bayrak yere düşmüş, yıkanmış bilmem ne ama ülkücüler kurtarıyor. Şu anda ülkücüler toplayıp yıkadılar. Muş mitingine dağıttılar. Türk bayrakları mitingin ardından teknesi böyle ve çamura bulandı. O çamuru da ülkücüler yıkamışlar. Arkadaş bayrak... Operasyon çekiyor işte. Operasyon şey diyor yani ülkücüler ey Bahçeli'yi dinlemeyin. AK Parti bayrakları pisletti, çamura attı. Siz de bak yıkıyorsunuz. Ayrılın lan diyor. Ayrılın, dağılın diyor. Evet. Bu kadar kötü bir kafa ve senaryo. Ya bayrak yere düşmüştür. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce bayrak var. Ülkücü de almıştır. Ben de alsaydım yıkardım. Hepimiz de yıkarız. Yani böyle bunun üzerinden siyaset yapıp da... AK Parti bayrakları yere atıyor. Ülkücülerle ve hatta işte MHP ile AK Parti'nin arasında bir çatlak sokabilir miyiz diye çok küçük ve ucuz şeylerle çalışıyorsunuz. Size yazıklar olsun diyorum. Ama bu halk size gereken dersi verecek. O derste çok uzakta değildir. Sizi en sonunda gömecekler. Sizin aklınızda gitseydi Türkiye şu anda zaten sorun çıkmazdı CHP'nin dediği gibi. Niye? Kimseyle zaten çatışmazdık. Almanya'da uşağı olursunuz. Verirsiniz yuları. Erdoğan'ın bir lafı vardı. Çok o zaman konuşmuşlardı.
Bitti mi zaten? Hayır, konuya geçemedik, böyle kaldık. Şunu demişti. Yılları söyledi. Bazı gazeteci yazarların yıllar tasmaları vardı. Biz onları o tasmalardan kurtardık demişti. Hatırlıyor musun? Aynen. Bunun üzerine Nazlıcak çok ağır bir yazı yazmıştı. Şöyle söyleyeyim, Erdoğan haklıydı. Birçok gazetecinin yularını tasmasından aldı Avrupa'nın elinden Türkiye. Erdoğan bunu başardı. Gidin sorun Avrupa'nın yapıp olmadığını. Hadi bakalım. Ama bazılarının tasması hala duruyor. Peki. Diyor. Saygıyla uzunlarından ayrılıyoruz. Yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın.